Herkese merhabalar ben holistik astroloğunuz Duygu Demir 7-13 Ekim haftası haftalık burçlar videosunu izliyorsunuz Eğer bu açıklamayı izliyorsanız Evet geri döndüm ve çok iyi biliyorsunuz bu açıklamayı e, direkt burcunuza veya yükselen burcunuza geçebilirsiniz haftanın genel özetini olan bir tane akışı izlemek isterseniz videonun uzun kısmını uzun e, videoyu videonun linkini yukarıya bırakıyoruz sizin için değilse direkt burcunuzu ve yükselen burcunuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar astroloji eğitimleri ile ilgili bütün soruları sorularınız için uygulamalı yanıtlarla geliyorum bir numara haftada minimum bir dersimiz olacak 12 aylık bir program temel astrolojinin her şeyi var içinde günün sonunda bir haritayı medikal potansiyeli evlilik potansiyeli çocuk durumu her şeyini okuyabilir şekilde çıkacaksınız videolar kayıtlı kalacak tekrar tekrar izleyebilirsiniz Ayrıca canlı yayınlar vesilesiyle bana istediğin soruları sorabilirsiniz. Şimdi nasıl abone olacağım, hangisine abone olacağım sorularının yanıtını uygulamalı olarak gösteriyorum. Regulus'a üye olacağız çünkü. Evet. Efendim benim YouTube kanalımı açıyorsunuz Duygu Demir diye abonelik seçeneğinin yanında katıl butonu var. Masa üstünden yapmanızı tavsiye ederim. Telefonlarda şu anda hemen çıkmayabiliyormuş. Üyelik olarak Vega genel bir üyelik seçeneği. Vega'ya değil eğer eğitim almak istiyorsanız Regulus'a giriyorsunuz ve buradaki katıla tıklıyorsunuz. Tıkladığınız anda sizi kredi kartı ve ödeme seçeneğine götürecek. Buradan bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar 4 Kasım'a kadar eylem göster ve sizin burcunuzun yöneticisi aile, yuva, ev, evlilik, evin içindeki huzur, aile büyükleri bu gibi bir alanda koşturuyor. Taşınmak istemek, yer değiştirmek, evin içindeki tartışmalar, evde bir şeylerin bozulması, edilmesi, tekrar yapılması gerekliliği, belki aile içindeki kişilerle bir çatışma ihtimali hem yani böyle bir hareketlilik var buralarda belki bir aile büyüğünün sağlığı bir ameliyat gerekmesi bir yerlere gitmek dönmek yani bir böyle koşturmaca ve ev halinde bir yoğunluk hali söz konusu ve sizin de asıl enerjiniz asıl odanız buraya doğru geliyor ve diyeceksiniz ki ben aile ve evde yuvada huzur olduğu sürece her şeyi yapabilirim ve o huzur bana lazım diyeceksiniz biraz daha buradan çalışan bir enerji söz konusu e, 2 Ekim tutulması bir ilişkiye başlangıç pürüzlü bir ilişkide bir şeyler toparlamak, evlilik kararı, sağlam adımlar atılan ilişkiler gibi ortaklıklar gibi temaları gündemimize getirmişti. Şimdi bunun devamında giden konuşma, anlaşma, belli bir yere varma, belli bir şekilde hareket etme, ortak bir düzen bulma çabası içindesiniz. Pazartesi, salı günü biraz daha sizin kendi ihtiyaçlarınız ile karşı tarafla ortak hareket etmek için gereken dengeyi bulmak, kurmak biraz zorlayıcı olabilir. Biraz bencilce davranabilir veya kendiniz gibi davrandığınız halde karşı taraf tarafından bencil davranmakla suçlanabilirsiniz. Geçmiş ve bugün iç içe olacak. Geçmişten bir şeyleri toparlamak, temizlemek, düzene çekmek isteyeceksiniz sevgili koç burçları. Bu sürecin içinde tutabilirsiniz tutkularınız çok daha fazla. Gündemde ortak finansal kaynaklar, yatırımlar, beraber hareket etmek, aile için, ev için yatırım veya parayla ilgili, ilişkinin geleceği için ortak parasal kaynaklarla ilgili birçok konuşma gündemde olacak. Çok zorlayıcı bir enerji görmüyorum. Bir sonraki hafta hızlı bir harcama yapmanız gerekebilir. O yüzden bu hafta içinde olabildiğince yedekli olmak iyi olacaktır. Haftanın sonuna doğru cuma, cumartesi, pazar günlerinde Biraz daha takıntılı davranabilirsiniz. Ev içindeki tartışmalar ya da ev içindeki gerginlik ya da evde bir şeyin bozulması dediğim o işin zorlu olan tarafı elinizi kolunuzu çarpmak gibi de olabilir evin içinde. Bir tık daha yüksek perdeden olacak. Bu gerginlik sizi birazcık yoracak bence. Belki aile büyükleri ve ev içindeki o gerginlik ile kendi ilişkiniz arasındaki bir şeye bakacaksınız. Uyuma, akışa. Belki sizi zorlayan bir şeylerden özgürleşmek isteyeceksiniz. Yani doğru zamanda doğru adımı atma ihtiyacınızın olduğu dönemler ancak Hafta sonu daha dürtüsel davranacağınız için biraz daha yıkıcı bir tavırla bir şeyleri yapma ihtimaliniz var. Eminseniz tabii ki yıkıp gidin ama diğer türlü kimseyi üzmenin anlamı yok ve ev içindeki dediğim gibi düzeneye dikkat etmekte fayda var. Para harcamanız gerekebilir sevgili arkadaşlar. İlişkiyle ilgili de bir kaygınız, takıntınız bir şey söz konusu olabilir. İşle bağlantılı ortaklaşa yapılan bir şey de cuma cumartesi pazar günleri bir kırılma noktasından geçilecek gibi geliyor bana sevgili koç burçları. Yani bir hafta ama hafta sonuna doğru gerginlik tırmanacağı için siz akıllıca davranın. İşinize, gücünüze, ortamınıza bakın. İlişkilerinizi iyi yürütmeye bakın. Parasal anlamda doğru hamleler önemli. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, yakınlarınız, konuşmalar, iletişim, kısa mesafeli yolculuklar, kararlar, kendinizi ifade etme, iletişim mecraları üzerinden yapılan birçok konu, konuşma çok daha fazla gündemde sizin için bu süreçte. Bu aslında 18 Nisan'a kadar 3 aşağı 5 devam edecek olan bir dönem. Yakın vadede 4 Kasım'a kadar çok bariz bir şekilde devam edecek. O yüzden kısa kısa yolculuklar, çok fazla şeyi konuşmak, yakınlarınızdan destek almak sizin için kıymetli olacaktır. Biraz bana şöyle geliyor. Sağlık ve iş ortamı daha çok gündeme gelecek diye göstermiş gökyüzü. Çalışanlarımız iş ortamındaki dengeyi kurmak, beraber hareket etmek, evde bir temizlik için ya da bir ne bileyim bakıcıdır, bebekle ilgili bir desteğe ihtiyacınız var. Buralarda yolunuzu yordamınızı bulmak sizin için önemli olacak. Daha yapabilirsiniz gibi duruyor. Bazı konularda tartışmalar olsa bile iş ortamında da keza öyle çıkarlarınız yüzde örtüşmeyecek bu kişilerle. Belki iş ortamındaki ama e, çatışsız sakin bir burçsunuz zaten. Çatışmalı bir iletişim yerine olanı akışa bırakarak bir görmek daha iyi gelecek. Partnerden ve diğer kişilerden destek alabileceksiniz diye göstermiş Venüs Akrep. Belki yakınlarınızda biri sizi birileriyle tanıştırmak isteyecek. İlişkiler, flört, görüşmelerle ilgili sosyal çevreniz ve yakınlarınızda önünüzü açtı. ılımlı gelişmeler de olacak. Parayla ilgili partnerle biraz daha ee, güç savaşlarına girebilirsiniz birazcık da Ortaklaşa bir şeyler yapmanın yolunu bulmaya çalışacaksınız. Bu sürecin içinde ama tabii ufaktan dengesizlikler olacaktır diyebilirim size. Kardeşler, kuzenlerin sağlıkları veya hayatları ile ilgili dengeler de sizin de aslında hayatınızın içinde bir konu haline geliyor. Özellikle pazartesi, salı günü biraz iletişimsel zorluklar olacak. E, kontrol dışı zorluklar, sağlıkla ilgili problemler, pürüzler sizi yıpratan durumlar olasıdır. Dikkatli olalım. Daha sonra arasında cuma cumartesi pazar günleri ama ben biraz daha çatışmalı bir enerji görüyorum. Yani biraz daha ağrılı, sızılı, sancılı olabilir, kavgalı, gürültülü olabilir. Bir tık gerginlik var. Sağlıkla ilgili de temkinli olmak gerekecek. Sizin kontrolünüz dışındaki durumları anlattığı için belki konu sizinle ilgili değil gerçekten de ama konuşmaların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Lütfen trafikte, yolculukta özellikle 3. eviniz sizin çünkü çok daha temkinli ve dikkatli olun bu sürecin içinde. E, belki birikmiş duygular ve anılar öfkeyle ortaya çıkacaktır yakınlarınızla olan ilişkiler de bu aslında katalizör bir durum. Yani ortaya çıkması akıtmak gereken duygular diye vermiş. Sadece bin yıl önceki konuyu çok büyük duygularla ortaya çıkarttığınızda karşı taraf anlamayabilir. Belki bunu daha akıllıca yönetmeyi tercih edersiniz sevgili boğa burçları. Yani bol işli güçlü günlük koşturmacalı biraz iletişim yönü ağır basan yolculukları ağır basan duygusal konuları daha akıllıca anlatmanın önemli olduğu bir süreç sizi beklemekte. Gelelim sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçlarına. Sevgili İkizler burçları 4 Kasım'a kadar öncelikle ama uzun süreçte 18 Nisan'a kadar paramın peşindeyim, paramın peşinden koşuyorum diyorsunuz. Jüpiter sizin burcunuzda hareket ediyor halen daha bu sürecin içinde. E, bu hafta içinde retro harekete geçecek Jüpiter ikizlerde. Hemen tarihinde söyleyeyim hemen size Salı günü geçişini yapacak retro geçişini. Bu en çok sizi etkileyecek. Çünkü Haziran ayından bu yana heves ettiğiniz, başladığınız yaptığınız o da olabilir, bu da olabilir dediğiniz heves edip yarım kalmış o olan filan yani büyümek, genişlemek, daha fazlasını elde etmek, hayalleri elde etmek uğruna böyle daha geniş bir vizyonla baktınız her şeyde bu retro ile beraber 8'inde başlıyor. Önümüzdeki daha birkaç ay devam edeceği için uzunca vaktimiz var. Oturup da Hangisini yapabildim hangisini yapamadım ne mantıklı ne değil bu hayali gerçekleştirebilmeyin buranın önündeki engeller neler bunu anladığınız uzun bir süreç sizi bekliyor. E, o yüzden hani ticari girişim yurt dışı yabancılar uzaklar falan birçok konularda aslında hamleler yapma e, değerlendirme ve revize etme imkanınız olacak bu sürecin içinde. Kasım sonu, Aralık ortası gibi biraz ticari konular ve yurt dışı konularıyla ilgili engeller var. Bu engeller sizin kontrolünüz dışında daha büyük devlet, hükümet, kural, kanun falan daha büyük şeylerle ilgili olacak. O yüzden de revize ederken, durup bir şeyleri planlarken bilin ki Kasım sonu, Aralık başı, Aralık ortası bir şeyler duracak tamamen. Ya öncesinde yapmaya ya da planlarınızı sonrasında yapabilecek şekilde daha geniş bir vadeye yaymaya özen gösterin diyeceğim. Hafta boyunca Mars Yengeç Burcu'nda hareket ediyorken bir taraftan terazi enerjileri var. Kendim, yeteneklerim, kendimi ifade etmem, sevildiğimi hissetmem, hobilerim, aşk, flört. Buralara daha fazla odaklanıyorsunuz. Çocuklar varsa çocuklara biraz daha od odaklanıyorsunuz. Çocukla çocuk olma dönemi bile olabilir bu. Sahne, görsel dünya, yeteneklerim, şanslı hissetmek, sevildiğimizi hissetmek gibi enerjilerde söz konusu olabilir belki yeni bir flört ve ilişki dahi 2 Ekim tutulmasıyla başlamış olabilir. Pazartesi Salı günleri biraz sosyal çevreniz, sizin istekleriniz, yetenekleriniz, hedefleriniz bu ikisi arasında uyuşmayan konuşmalar olacak. Geçmişten gelen bazı pürüzlerin tekrardan gündeme geldiğini de görebilirsiniz işin açıkçası. E çok zorlayacağını zannetmiyorum sizi ama Özellikle ilişkilerde sevildiğinizi hissetme ve cinsellikle ilgili belki bir tık daha anlayamadığınız ya da yorumlamakta zorlandığınız konular söz konusu olabilir. Sonrasında Cuma, Cumartesi, Pazar, Mars, Kiron karesi var. Bu birazcık sizi Para kazanma ile ilgili isteklerinizi, hedeflerinizi sosyal çevre nedeniyle yaşanan olaylarla birlikte biraz zorlayacak. Ne demek istiyorum? Sizin para kazanmak için yaptığınız bir şey sosyal çevrenizde bencilce algılanabilir, agresif algılanabilir veya hedefleriniz uğruna yaptığınız harcamalarla ilgili eleştirilebilirsiniz. Yetenekli olduğunuzu düşündüğünüz bir konuda sizi destekleyen değil eleştiren kişilerle ve ortamlarla karşılaşabilirsiniz gibi. Yani ortam, hedef Sosyal çevrenin yaralayıcı bir yönü var. Geçmişle bağlantısı var bunun. Geçmişteki bir şeyin benzeri gibi. Bir yandan siz para için koştururken, yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya çalışırken buna da böyle bir ket vuruyor, anlamıyor ya da sizi anlamayıp sizi suçlu çıkarmaya çalışıyor gibi bir yan var. Aslında yapmaya çalıştığımız şey hedeflerimiz var. E, yetenekli hissediyoruz. Bunun içinde bir süreç yaratmaya çalışıyoruz. Yani çevreye takılmadan kendi yolumuza bakmalıyız. Sevgili ikizler burçları bu hafta içinde kimseyi de büyük kırıp dökmeye de gerek yok. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler Mars burcunuzda haldır huldur hareket etmekte efendim. 4 Kasım'a kadar koşturmaca, mücadele, emek verme, tartışma, yolculuk, kavga, gürültü, ameliyat, operasyon riski her şey sizin tarafta. Çok fazla korumak istediğiniz konu var. Yani evimi, ailemi, yuvamı korumak istediğiniz istiyorum gibi olabilir. Kendimi güvende hissetmek istiyorum gibi olabilir. Çocuklarım önceliğim. İlişkiden memnun değilim ama çocuklarım için burada kalıyorum. Onları koruyacağım gibi olabilir. Yani koruma odaklı bir eylem tarafındayız. Ee, biraz daha mücadelemizin, koşturmacamızın yoğun olduğu bir enerjideyiz. Şöyle bir şeyimiz var işin açıkçası. Pazartesi, salı günü Ev ve kariyer arasındaki dengeyi oluşturmaya çalışıyor iken biraz evin içinde anlaşılmadığınızı hissettiğiniz veya ev, evde dengeye oturtmaya çalışıyorken kariyerdekilerin sizi hani anlamadığı bir dönemden geçiyor gibi olabilirsiniz. Yani evde bir şey çözülmelidir. Herkes bunun farkındadır. Yöneticiler de biliyordur ama yine de bencillik yapıyordur gibi olabilir. Yani bir tık böyle bir yıpratan bir enerji var burada ister istemez. Ee, sizin aileniz ve eşinizin ailesi, partnerin ailesi arasındaki bir pürüz de olabilir bu. Ee, ev içinde huzuru korumaya odaklısınız ve bunu üç aşağı beş yukarı başarmayı başarabileceksiniz. Burada mücadele eden taraf sizsiniz. İki tarafın arasındaki kalmak size birazcık gelebilir. İşin kısacası bu, açıkçası. Bir diğer taraftan e, bu bunun devamında ev içindeki konuşmalar ılımlı olacak. Kariyerde akışa bırakmış durumdasınız. Zorlayıcı birkaç bir şey var. 17 Ekim'deki dolunayda kariyer hattında bir şey çıkacak arkadaşlar. Bir haksızlık olabilir bu, bir bencillik olabilir, bir ne bileyim şirkette pozisyonların değişmesi etmesi gibi olabilir. Buraya hazırlıklı girin bu konuşmalar çerçevesinde. Çünkü Cuma, cumartesi, pazar günleri ben birazcık daha baskı hissettirebilecek bir ortam ve durumla karşılaşacağınızı düşünüyorum. İşle bağlantılı konularda, eşin ailesiyle ilgili konularda, belki sağlıkla ilgili zorlu bir şeyler yaşayacaklar ve sizi de gelecekler. Belki bencilce bulduğunuz bir konuşmada kendinizi savunmak ve günün sonunda tartışmak zorunda kalacaksınız. Yani işin başlangıcını pazartesi, salı gibi zaten hissetmeye başlayacağız. Cuma, cumartesi, pazar bir tık daha olay yükselecek anladığım kadarıyla. Kendinize, sağlığınıza Özen gösterin bu sürecin içinde sevgili yengeç burçları. Bir yandan Venüs Akrep'te, Satürn Balık'ta her ne olursa olsun çatışmaların içinden özgüvenli ve sağlam hareketlerle kendinizi beğenerek, kendinizi daha iyi ifade ederek daha net tavırlarla çıkmayı başaracaksınız. İlişkisi olmayanlar için bir tutku, flört dozu da var. Ne olursa olsun yeni bir başlangıçlar konuşuluyor olabilir bu sürecin içinde.